Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bu akşam Kadir Çuçan hocamızla Martin Heidegger Bir Varoluşçu Mudur isimli sunum için toplanmış bulunuyoruz. Değerli hocamızdan bahsetmek istiyorum sizlere. 1961 Erzurum doğumlu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü mezunu. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Amerika'ya giderek tamamlamış. 1993 yılında Türkiye'ye dönen yazarımız. Önce doçent, sonrasında profesör unvanını almıştır. Çeşitli makaleleri de çeşitli ülkelerde yayınlanmıştır. Kitaplarından bahsetmek istiyorum. Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, Varoluş Filozofları, Felsefe Tarihi 1, İnsan Hakları, Felsefeye Giriş, Metafizik, Bilim Felsefesine Giriş, Hikmetin İzinde Kenan Gürsoy'a ve Felsefe Tarihi 2 ve 3 Bilgi Felsefesi. Şimdi sözü size bırakıyorum. Buyurun hocam, sizi dinliyoruz. Öncelikle çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için Merve Hanım ve tüm katılımcılara. Umarım güzel bir etkinlik olur. Paylaşımım gözüküyor değil mi Merve Hanım? Tam ekran yaptım. Slide'ım gözüküyor mu? Evet, gözüküyor hocam. Değişim oluyor mu? Onu da sorayım ona göre. Şu anda slide Biz sizin değişti. paylaşımınızı görüyoruz hocam. Slide'larda değişiyor Evet, değil mi? değişim de oluyor. Tamam. O zaman hemen bak. Evet, şimdi bugün Martin Heidegger bir varoluşçu mudur sorusunu sorup bu soru çerçevesinde varoluşçuluk ve Heidegger'in varoluşçuluk olmadığı konusuna gireceğiz. Tabii burada temel sorumuz varoluşçuluk üzerine konuşuyorsak temel konumuz ve problemimiz insan. İnsan nedir? Nasıl bir varlıktır? İnsanın varlıkla kurduğu ilişki nedir? Bu yüzden burada da yazdığım gibi dört kavram, varlık, insan, varoluş ve öz üzerinden yola çıkarak varoluşçuluğu ve varoluşçuluktan da yola çıkarak Heidegger'in bir varoluş olup olmadığı sorusunu sorup cevaplamaya çalışacağız. Şimdi öncelikle genel olarak varoluşçuluğu bir felsefe tarihinde yerleştirelim ki Heidegger'in varoluşçuluk olmadığına cevap verebilelim. Biz çok genel anlamda felsefe tarihindeki süreci ikiye ayırırız. Bir geleneksel felsefe. Nereye kadar? Nietzsche'ye kadar olan dönem. Yani 19. yüzyılın sonu. Bakın 2500 yıllık sürecin, 2400 yıllık sürecini geleneksel felsefe olarak adlandırıyoruz. 20. yüzyılla başlayıp işte 21. yüzyılın ilk çeyreğiyle bitecek yakında bu sürece de çağdaş felsefe diyoruz. Ve çağdaş felsefe de kendi içinde bölünüyor. Şimdi geleneksel felsefeye kısaca baktığımız zaman hepinizin bildiği burayı anlatacağım sadece bilmeniz açısından. Ta antik çağda felsefenin ilk ortaya çıkışı mitos'tan logos'a geçiş ve antik Yunan oradan orta çağ ve modern dönem ve modern dönemle birlikte 19. yüzyılda Nietzsche tüm batı felsefesinin büyük bir eleştiriyle yıkıma uğratıyor ve 20. yüzyılda özellikle Edmund Husserl'le başlayan yeni felsefe yapma arayışları. İşte Edmund Husserl'in kurduğu fenomenoloji felsefeyi yeniden ayağa kaldıracak bir yöntem ve felsefe ne üzerine yapılmalı sorusunu soruyor ve fenomenolojiyi kuruyor. İşte Husserl'in kurduğu bu fenomenolojiden hemen hemen 20. yüzyıldaki tüm felsefe akımları ve filozoflar etkileniyor. Tabi varoluşçular ve varlık felsefesiyle uğraşanlar daha çok etkilendiğini söyleyebiliriz. Bugünkü varoluşçuluk üzerine ve Heidegger üzerine konuşacağımız konu 20. yüzyılın 3 akımının bir araya gelmesiyle bir analiz yapıp sonra birleştirmeye çalışacağım. Fenomenoloji, varlık felsefesi, varoluşçuluk. Bu arada varoluşçuluk da 20. yüzyılda ortaya çıkan bir düşünce, bir felsefe akımı diyoruz. Diğerleri bugün konumuz değil ama 20. yüzyılda felsefe yapma biçimi ve problem ortaya çıkmıştı. Bu nedenle çağdaş felsefe geleneksel felsefeden ayrılmakta. Sadece bu akımlar veya sorunlar mı? Hayır. Felsefe yapma biçimi değişti. Çağdaş felsefede artık klasik, metafizikçi, rasyonel, idealist, pozitivist, tümden gelimci, spekülatif felsefe
yapma biçimi yerini daha farklı problemler ve sorunlardan yola çıkılarak felsefi bir düşünme ve çözüm önerileri getirildiğini görmekteyiz. Şimdi bugünkü konumuz Heidegger bir varoluşçu mudur? Bunun için de varoluşçuluğu biraz çok kısa tanımlayıp yani ne olduğuna bakalım. Şimdi varoluşçuluk 20. yüzyılın ilk çeyreğinden sonra ikinci çeyreğine doğru ortaya çıkan bir felsefi düşünme biçimi, bir akım, bir çözüm önerisi. Ama biz felsefe tarihçileri ya da felsefeyi bir tür kategorilere ayırıp sınıflamak istediğimiz zaman varoluşçuluğu biz ta Sokrates'e kadar götürüyoruz. Sokrates'le başlatıp işte Husserl'e kadar olan süreçte varoluşçuluğu etki eden birçok düşünürü ele alabiliriz. Burada da olduğu gibi bakın Sokrates, Augustus, Pascal, Descartes, Hegel. Örneğin Descartes'le Hegel'in ne işi var diye sorabilirsiniz. Varoluşçu mu? Hayır. Ama varoluşçular karşı çıktıkları filozof ve felsefi düşünmelerden de etkileniyorlar. Çünkü bir şeye karşı çıkmak için onun yetersiz, yanlış ya da cevap veremediğini gösterip kendi tabii ki en önemli etki Kierkegaard'la başladığını söyleyebiliriz. Nietzsche'ye devam. Varoluşçuları bir sınıflarken genelde ikiye ayırırız ama burada biraz daha fazla sınıflama yaptık. Bir ateist var. Yani insan varlığının varoluşunu çözümlerken Tanrı tanır ve Tanrı tanımaz. Yani varlığın merkezine Tanrı'yı koyup oradan insan varoluşunu açmaya çalışan filozoflar var. Bir de reddedip ateist filozoflar varoluşu açıdan insan varlığını ele alıyorlar. Ayrıca ılımlı solcu ve fenomenoloji da Marlowe Ponti. Kadir Hocam, affedersiniz. Hocam, şeye yakın buyur. Konuşabilir misiniz mikrofona? Biraz uzaklaştı, ileri geri ses kesiliyor. Değerli şeyleri kaçırmayalım cümlelerinizi. Lütfen. Acaba internette mi? Çok yakınım zaten. Acaba zaman zaman... Sanıyorum biraz ileri geri giderken oluyor o. Yani uzaklaştıkça... O da olabilir. Evet. İhtemelen öyle tahmin ediyorum. Yani, teşekkür ederim. Feminist varoluşçulardan bahsedebiliriz. Postmodern varoluşçulardan bahsedebiliriz. Tabii bunları tek tek açmayacağız. Giriş yapalım. Yine varoluşçuluğu etkileyen ve varoluşçu edebiyatçılar olarak da tanımladığımız Kafka'dan, Dostoyevski'den ve diğer edebiyatçılardan bahsedebiliriz. Birçoğunu zaten edebiyatla uğraştığınız için bunların romanlarını okumuşsunuzdur. İnsan varlığının varoluş hallerini romanlarında, hikayelerinde, öykülerinde çözümlediklerini görüyoruz. Şimdi varoluşçuluk üzerine çok kısa duracağım. Varoluşçuluk neyi amaçlıyor, ne yapmak istiyor? Buna baktığımız zaman varoluşçuluğun merkezinde insan var. Ve varlık insan varlığıyla bir bakıma özdeşleştiriliyor ve insan varlığının kendini nasıl gerçekleştirdiğini açmaya, çözümlemeye felsefi bir yolla ortaya koyuyor. Bu nedenle olmak ya da olmamak. Temel soru bu. İnsan denilen varlık kendisini nasıl olmaya çıkartıyor ya da kendisini nasıl gizliyor, saklıyor, unutturuyor, örtüyor ya da olmama durumuna doğru gidiyor. Fakat varoluşçuluk aslında bir tepki felsefesi, bir karşı çıkış felsefesi ve bu karşı çıkış felsefesi olarak da varoluşçuluk bize 20. yüzyılın ikinci çeyreğiyle birlikte, özellikle 1940'larla birlikte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir problemi, bir bunalımı, bir dönemi, bir toplumsal ihtiyacı gidermek için bir başkaldırı olarak mı ortaya çıkıyor? Yoksa varoluşçuluk felsefe tarihinin sürekliliği içinde bu sürekliliğin bir devamı olarak, bir felsefi akım olarak mı çıkıyor? Yoksa fenomenolojide soracağımız soru gibi bir insan varlığının çözümlemesi için bir yöntem mi olarak ortaya çıkıyor? Yoksa bir 30-40 yıllık dönemde
dünyayı kasıp kavuran, çok taraflar bulan bir dünya görüşü mü? Bir felsefe akım değil de bir dünya görüşü mü diye sorabiliriz. Buna varoluşçuluk üzerine çok çeşitli spekülatif yorumlar yapmak mümkün. Ben burada bunların hiçbir üzerinde ayrıntı olarak durup tartışmayacağım. Mesela şu doğru, bu yanlış. Varoluşçuluğu bir felsefi akım olarak ele alacağım ve buradan yola çıkarak sorumuzu Heidegger bir varoluşçu mudur sorusunu sorup cevaplamaya çalışacağım. Varoluşçuluk tarihi üzerine çok durmayacağım. Bunları yazdım ama geçeceğim. Temel olarak her şeyden önce varoluşçuluk felsefe tarihinin bir devamı olarak ortaya çıkıyor ve bir bütünlük içermekte ve tarihsel bir süreçtir. Böyle bir 30-40 yıllık kaplayan bir süreç olmaktan çok ta izlerini Sokrates'e kadar götürebiliriz ve oradan yola çıkarak tüm felsefe tarihi üzerine yapılan bir karşı çıkış olarak da düşünebiliriz. Varoluşçuluğun ne olduğunu tek bir tanımla yapmak mümkün değil. Çünkü varoluşçular da kendi içinde anlaşamıyorlar, birbirinden farklı söylemlerde bulunuyorlar. Bunun yerine varoluşçuları bir arada tutan temel noktalara, ilkelere, prensiplere, kabullere bir bakalım ve bunları sadece başlık olarak söyleyeceğim. Çünkü Camus'un varoluşçuluğuyla Heidegger'in varoluşçuluğu ya da Sartre'ın varoluşçuluğu birbirinden çok farklı. Hatta bunlar birbiriyle geçinemeyen filozoflar aynı dönemde yaşamalarına rağmen. Bu açıdan varoluşçuluk üzerine şu ilkeleri, altı ilke sorabiliriz. Burada yazmamışım. Nedir? Varoluşçuluk her şeyden önce tümeli, geneli, evrenseli değil, tikeli, bireyi, kişiyi merkeze alır. O halde en önemli karşıtlığı felsefe tarihi ile tikil ve bireyden yola çıkarak, tekten yola çıkarak varlığa giden süreci çözmeyi anlamaya çalışıyor. Felsefe tarihine baktığımız zaman o geleneksel felsefe tümeli, geneli, varlığı genel bütün olarak ortaya koymaya çalışıyor. Yine varoluşçu felsefe seçim, sorumluluk, özgürlük üzerinden yola çıkarak kaderci değildir. Bu yüzden de Sartre'nin dediği gibi varoluş özden önce gelir. Bunu biraz sonra yine açacağız. O halde özcü felsefeler de karşı çıkar. Özgürlükçü varoluşu temel alacaktır. Yine varoluşçu felsefe diğer felsefe yapma söylemlerinin dışında bir söylem geliştirir. Nedir diye sorarsak varoluşçu felsefe Platon gibi, Marx gibi, Hegel gibi bir yazın, bir düz yazı, Platon diyalog yazmıştır ama diğerleri çoğunlukla düz yazı biçimde yazmıştır. Öyle bir yazı kullanarak kendini anlatmaz. Varoluşçu filozoflar edebiyatı, sanatı, müziği, resmi, bir nesneyi, herhangi bir şeyi kullanarak insan varoluşunun çözümlemesini açmaya, ortaya koymaya. Bu yüzden varoluşçu felsefe ve filozoflar geleneksel felsefenin söylem tarzının tam tersine bir söylem tarzı kullanmaktalar. Ve varoluşçu felsefe aklı, zihni, özneyi, geist'i, tini, cevheri, tözü gibi kavramlar, metafizik kavramlar yerine duyguları, hisleri, insan hallerini, durumlarını merkeze alarak dertlerini anlatırlar. İşte buradan yola çıkarak Heidegger bir varoluşçu mudur sorusunu sorabiliriz ve Heidegger'e geçebiliriz. Tabii ki varoluşçuluğu daha geniş ele alıp ortaya koymak mümkün. Ama buradaki temel sorumuz Heidegger'in de kendisini reddettiği bir soruya cevap vermek. Çünkü Heidegger ben bir varoluşçu değilim diyor. Ama biz yorumcular Heidegger'i
varoluşçular içine katarız, sınıflarız ve Heidegger sonrası tüm varoluşçuların Heidegger'den etkilendiğini söyleriz. O halde Heidegger'e haksızlık mı yapıyoruz? Bir filozofa haksızlık mı yapıyoruz? Filozof reddetti, ben değilim dediği. Çünkü Heidegger'in yaşamına bakarsak 1976 yılında ölmüştür. Ve Sartre öğrencisidir, diğerleri etkilenmiştir. O halde yaşadığı dönemlerde varoluşçular çok popülerdir ama kendisini hiçbir zaman varoluşçu görmez. Bu yüzden bir filozofu varoluşçu yapan nedir sorusunu soralım. Ele aldığı sorun mu, konu mu, problem mi? O problemi çözmek için kullandığı yöntem mi? Yazma tarzı mı? Yani nasıl ifade ediyor? Nasıl dile getiriyor felsefesini? Örneğin Sartre piyes bile yazmıştır. Roman yazmıştır. Ama Heidegger'in piyesi romanı yoktur. Yazım tarzı mı? Yaşantısı mı? Örneğin Sartre Camus eylem adamıdır ve protestolarda ve dünya sorunları karşısında da en önde gidip protestolarını yapmıştır. Ama Heidegger'in öyle bir yaşantısı yoktur. Heidegger kırda basit köylü yaşamı tercih etmiştir. Onun dünya görüşü mü ya da Heidegger'in ne tür düşünme yapısı, felsefe yapma tarzı sorusu onu varoluşçu yapmaktadır. Kendisi hayır dediği halde. O halde bu sorulara cevap verebilmek için Heidegger neyle uğraşır? Problemi ne? Felsefesindeki derdi ne? Buna bakmamız gerekiyor ve bunun için de Heidegger temel sorusu varlık nedir? Ve onun birinci dönem yazdığı ve ikinci döneminde kapsayan temel eseri Varlık ve Zamandır. Türkçe'de Kaan Öklem hocamız çevirdi. İkinci çevirisinde bazı düzeltmeler yaptı. Üzerine çok kitap yazıldı. Heidegger üzerine büyük bir külliyat var. Biz de yakında Heidegger topluluğu olarak yaptığımız toplantılarda konuşan hocalarımızın kitaplarını yavaş yavaş edit etmeye çalışıyoruz. Ve Vakıfbank yayınlarından da herhalde Ekim ayında çıkartmayı planlıyoruz. Umarım yetiştiririz. Temel soru varlık ne? Fakat varlık nedir sorusu Heidegger'in aslında ilk defa sorduğu bir soru değil. Varlık nedir sorusu ta Thales'ten beri soruluyor. Doğa felsefecileri sordu. Platon, Aristoteles sordu, Orta Çağ sordu, Modern Dönem sordu, Aydınlanma sordu, 19. yüzyıl sordu. Heidegger diyor ki işte Nietzsche'yi de kendine referans alarak asıl soru varlık nedir sorusu olmamalı. Çünkü bu soru yanlış. Çünkü varlık nedir sorusu, X nedir sorusu gibi Platon'un diyaloglarında yapmaya çalıştığı işte X nedir, erdem nedir, iyi nedir, güzel nedir, cesaret nedir, adalet nedir gibi hep bir şey nedir'e götürüyor. Bir şey nedir'e gittiğimiz zaman o şeyi yapan şey aranıyor ve özcülüğe, metafiziğe, spekülatif bir düşünmeye bizi götürüyor. O halde varlık nedir sorusunu felsefe yapma tarzımızdan çıkartmalıyız. Çünkü geleneksel felsefe bunu 2400 yıl yaptı. Ve geldiği noktada Nietzsche'nin dediği gibi bir nihilizmin içine düştü. Tüm değerler değersizleşti. O halde yeni bir çıkış, yeni bir düşünme biçimi, yeni bir yol bulmamız lazım. İşte Heidegger felsefede bize göstermek istediği şey şu. Antik çağdan günümüze kadar olan felsefe yolu metafiziksel, rasyonalist, idealist bir çizgide gitti. Büyük ölçüde. Artık bu çizgi yetersiz. O halde yeni patikalar ortaya koymamız lazım. Yeni yollar göstermemiz lazım. Düşünmeye ve felsefeye yeni bir nefes, yol getirmemiz lazım. Ve bunun için de soruyu doğru sormamız lazım. Doğru soru, var olmanın anlamı nedir? Ve böyle bir soruyu soruyorsak, bu soruyu eski yöntemlerle, yani eski felsefi düşünme yöntemleriyle ne doğa filozoflarının, ne Platon, Aristoteles, Sokrates'in yöntemiyle, ne Orta Çağ'ın yöntemiyle,
ne Descartes'in epistemolojisiyle, ne Kant'ın eleştirel düşünmesi, ne Hegel'in spekülatif metafiziksel düşünmesiyle değil, düşünmeye yeni bir metot, yol getirmemiz gerekiyor. Bu da Husserl'in fenomenolojisi olabilir. Çünkü 2400 yıl süresinde felsefe tarihi bize varlığın varoluşunu unutturdu. Bu halde varlığın varoluşunu yeniden nerede ve nasıl açığa çıkartacağımızın yollarını aramamız gerekiyor. Bu yüzden varlığa giden yolda varlığı kendi varlığında açığa çıkartan varlığa bakmamız lazım. Çünkü varlık kendi varoluşunu kendi varlığında gizliyor. Ve bu gizlemeye Antik Yunan'dan başlayarak günümüze kadar özellikle Sokrates ve Sokrates sonrası filozoflar yardım etti. Haydi geri göre Sokrates öncesi filozoflar, örneğin Parmenides, Heraklit, Anaximandros gibi doğa filozofları varlığın varoluşunu, kendini göstermesini, açmasını gizlemediler. Doğrudan felsefi söylemle dile getirdiler. Fakat Sokrates'le birlikte dolaylı düşünme, yani varlığı bir şeyle ilişkilendirerek düşünme başladı. Örneğin Platon bunu çok güzel yaptı. Varlığın kendisini kendisinde açığa çıkartma yerine varlığı iddia denilen bir şeyle ilişkilendirdi. İddia ile açıkladı. Yani varlığı bıraktık, iddianın varlığını ele alıp açıkladı. Aristoteles Husserl diye bir şeyle yaptı. Ortaçağ Tanrı varlığında varlığı açıkladı. Modernler ise öznede, kogito'da, tinde, geist'te varlığı ele alıp açıklamaya çalıştılar. O yüzden varlık nedir sorusunu doğrudan ve öncel bir biçimde sormak, yani Parmenides, Heraklit, Anaximandros nasıl sorduysa ve nasıl düşündüyse, Heidegger'de onların o özlü ve dolaysız doğrudan düşünme biçimini felsefenin düşünme biçimi yapmamız gerektiğini söylüyor. Ve temel problemde varlığın kendisini açtığı varlık olan insanı ele alıp açıklamak. Her ne kadar Sokrates'le başlayan insan felsefesi insan problemine eğildiyse de insan problemini insanın bireyselliğinde, tekilliğinde, bedeninde, vücudunda, toplumsallığında değil de insanlık denilen bir ideaya ilişkilendirerek ortaya koydu. Yine var olan bir şeyle, ideal denilen bir şeyle ilişkilendirerek ortaya koydu. O halde insanı soyutlaştırdı. Metafiziksel bir evrene, yani olması gereken bir evrene, varlığa dönüştürdüler. İnsan olan bir varlık. Bunu Nietzsche çok net bir biçimde söylüyor. Felsefesine insan tümel, soyut, olması gereken bir şey değil, olan, oluşan, olmakta olan bir varlık. İşte Heidegger'de Nietzsche'den bunu alıyor ve felsefe yapmak, ancak varlığın anlamı üzerine düşünmek, analiz etmek ve onu açığa çıkartmaktır. O halde Heidegger'in felsefe varlık üzerine yapılan bir sorgulamadır. Ve felsefe varlıkla başlar. Bu açıdan Heidegger Aristotelesçidir. Çünkü Aristoteles'e göre de ilk felsefe ontolojidir, teolojidir, metafiziktir. Yani varlık üzerine sorgulamaktır. Fakat Aristoteles gibi bir ne diyelim tümel varlık arayışı içinde değil diyebiliriz. Çünkü Heidegger'e göre felsefe tüm nesne ve şeylerin kaynağı ve temel olan varlıkla ilgilenir. Yani hakikatle, gerçekle ilgilenir. Bu açıdan Heidegger'e göre yani 20. yüzyılda yapılacak felsefenin ana görevi varlığı var olan nesnelerden ve olgulardan ayırarak
varlığı, kendi varlığı üzerinden yola çıkarak kendisinde açmak, ortaya koymak diyebiliriz. Çünkü varlık nesnelerle ya da şeylerle ya da kavramlarla özdeş haline getirilip ele alınırsa töz ve öz felsefesi yapılarak insan varlığının kendisi değil, tümel bir varlık olan cevher, töz, gayz, tin, substance gibi varlık ele alınıp inceleniyor. Bu yüzden Heidegger diyor ki felsefe tarihine bakarsak varlık diye bir, örneğin Parmenides'te, Heraklitos'ta logos, Platon'da idea, Aristoteles'te usea ya da Orta Çağ'da töz, Descartes'te cogito ya da algılama ya da Barclay'de olduğu gibi monad ya da nesne ya da Alman romantiklerinde olduğu gibi ben, ruh, istenç, geist gibi kavramlarla ilişkilendirerek varlık açıklandı. Bu temel soru varlığın gerçek anlamı nedir sorusunu sorup açıklamak. İşte tüm bunları yapabilmek için felsefe tarihiyle hesaplaşma gerekiyor. İşte varoluşçu filozofların da yaptığı temel şey felsefe tarihi ile kendi farklarını ortaya koymak. Örneğin Sartre'ın felsefesine bakarsak Sartre en çok Descartes'le uğraşmıştır. Kendi varoluş anlayışını ortaya koyabilmek için. Heidegger de Descartes'le uğraşmıştır. Çünkü Descartes'le başlayan felsefe ontolojiyi, epistemolojiye, bilgiye indirgemiştir. Ve dualizm ortaya çıkmıştır. Bir tarafta zihin, bir tarafta madde. Ve bu dualizm felsefe tarihinde öyle kökleşmiştir ki varlık ile oluş ayrılmıştır. Varlık ile görünüş ayrılmıştır. Varlık ile düşünce, varlık ile gereklilik ve insan da ikinci olarak zihin beden ya da ruh beden olarak ele alınmıştır. Ve insan kendi tekilliği, bireyselliği ve somutluğundan soyutlanarak akıllı, düşünen, rasyonel bir özne olarak ele alınmıştır. O halde sorumuz şu. Varlık ne türden bir şey olduğu değil, var olmanın anlamı ne? Yani kendimize sormalıyız. Biz kendimizi nasıl var etmekteyiz? Var olma sürecinde varlığımızı nasıl ortaya koyuyoruz? Acaba gerçekten ortaya mı koyuyoruz yoksa gizleyip, saklayıp, örtmeye mi çalışıyoruz? O halde temel soru Heidegger'in insan olmanın ne anlama geldiği ve insan kendisini nasıl açığa çıkarttı ya da var ettiği sorusu. İşte bu soru aslında kendisinden sonra gelen, çünkü Heidegger varlık ve zamanı yazarken varoluşçuluk henüz bir akım olarak kabul görmemişti. Daha sonraki süreçte kabul gördü. Çünkü Heidegger bunu 1927'de yazdı. Varoluşçuluk henüz de İkinci Dünya Savaşı sonrası netleşti ve kabul gördü. Varoluşçular da aynı soru soruyordu. İnsan olmanın ne anlama geldi ve insanın kendisini nasıl, nerede, ne şekilde var ettiği sorusu. Ve bunu da ideal bir biçimde değil. Olan insanda, işte Sartre'ın Camus'un kitaplarına bakarsanız ya da varoluşçu edebiyatçılar dediğimiz yazarlar bakarsak olan, gerçekten yaşayan somut bir bireyin varoluş çözümlemeleriyle nasıl insan olduğunu ortaya koyduklarını görmek istiyoruz. Fakat Heidegger niçin varoluşçu değilim sorusuna cevap vermeye çalıştığını ya da kendini varoluşçulardan ayırmaya çalıştığını sorarsak, Heidegger şunu diyor: ben insan felsefesi yapmıyorum. Ben varoluşçu bir felsefe de yapmıyorum. Ben felsefeye yeni bir düşünme, yeni bir yol, yeni bir soru, yeni bir cevap getirmeye çalışıyorum. Çünkü ben felsefenin temel amacının, temel ontoloji, yani varlık olduğunu kabul ediyorum ve oradan başlıyorum. Çünkü Descartes felsefenin zeminine bilgiyi, özneyi, kogitoyu
düşünen özneyi koymuştu ve epistemoloji ile başlayan bir felsefe tüm modernin aydınlığına ve günümüze kadar geldi. Ben bunu ters düz etmek istiyorum. Temele varlığı. Bu yüzden yaptığı şeye temel ontoloji diyor. Yani şunu diyor, hadi gel, ben varoluşçu değilim, ben bir ontoloğum, bir ontolojistim diyor. Bir varlık felsefecisiyim. Ve insan felsefesi yapmadığını söylüyor. Çünkü ben varlığın anlamını açığa çıkartacak ya da kendisini açtığı tek varlık olarak insan varoluşunu görüyorum. Ama bu insan varoluşunu ortaya koyarken her ne kadar tekil bir insanın, somut bir insanın varoluş hallerini ortaya koyarken herhangi bir geleneğe, inanca, dünya görüşüne ya da kültüre ya da bilgiye, bilime dayanmıyorum. İnsan varoluşunu, insanın kendisinden yola çıkarak insan olma hallerini felsefi düşünmeyle, fenomenolojiyle. Çünkü Heidegger bu temel ontoloji dediğimiz şeyi, varlık analizini yeni bir yöntemle yapıyor. Çünkü var olan tümden gelimsel rasyonel düşünmeler ile yapılan felsefeler bu soruya cevap veremez diyor. Çünkü varlığın anlamı nedir sorusu yeni bir yöntemle, yeni bir yolla, yeni bir düşünme biçimiyle cevaplanabilir. Bu da en doğru yolu fenomenoloji artı hermeneutik. Bakın Heidegger sonrası tüm varoluşçu filozoflar hem hermeneutiği hem fenomenolojiyi kullanmaktadır. Ve felsefelerini, yani varoluşçu çözüm önerilerini, hikayelerini, öykülerini hep fenomenolojiden ve hermeneutikten yola çıkarak yazdıklarını söyleyebiliriz. Peki, niçin kendisini bir varlık felsefecisi olarak görüyor da geleneksel felsefeden de ayırıyor ve ontoloji yaptığını ileri sürüyor? Şimdi bunun için de bir tablo yapmışız. Kendisine kadar gelen geleneksel felsefe ne soruyor, hangi kavramlarla uğraşıyor, Heidegger nelerle uğraşıyor? Heidegger dedik, büyük harfle yazdığımız varlıkla ilgileniyor. Sein ya da being dediğimiz. Geleneksel felsefe küçük harfle yazdığımız varlık, yani şeylerle, nesnelerle, metafizik kavramlarla ilgileniyor. Peki bu ele aldığı felsefi nesneyi, yani felsefenin nesne edindiği şeyi ne tür bir sorma biçimiyle soruyor? Anlamı nedir? Olmanın anlamı nedir soruyor. Diğeri ise olması gerekeni soruyor, ideal olanı. Ve bunu özcü yapıyoruz. O halde varlığın anlamı nedir sorusu. Heidegger'in sorusu, varlık nedir? Geleneksel felsefe. Peki bunu, bu soruyu nasıl çözecek? Ontoloji zemininde, ontolojik diyoruz. Peki ontolojik sorgulamayı açığa çıkartan felsefi terminoloji ne olacak? Varoluşlar. Yani bizim kendimizi var etme hallerimiz. Buna ruh durumu diyoruz. Ya da var olma tarzlarımız, yaşantılarımız, deneyimlerimiz, tecrübelerimiz. Geleneksel felsefe ise bunlara hiç değer vermez. Çünkü bunlar tekildir, bireyseldir. Onun yerine kavram ve kategorileri kullanır. Geist. İşte Kant'ın kategorileri gibi, zaman, mekan, nedensellik, bağlantı gibi, töz, öz, ruh, zihin gibi kavramları kullanır. Peki Heidegger'in ontolojisindeki varlığın anlamı nedir sorusu sorulup cevaplandığı zaman açığa çıkan durum nasıl anlaşılacak, bilinecek? Heidegger şunu diyecek, burada bir bilimsel bilgi ya da bir önermesel yargı olmayacak, anlama kavrama olacak. Anlama ve kavrama bunu da Diltay'dan alıyor. Geleneksel felsefe ise betimleme yapıyor, tasvir yapıyor. Ve
Sonuçta varoluşların farkına varacağız. Varol mahallelerimizin farkına varıp onun gerçekliğini kendi yaşamımızda ortaya koyacağız. Bu açıdan daha önce dediğim gibi en önemli karşı çıkışı Descartes, Kant, epistemolojik gelenek diyebiliriz. Çünkü Heidegger şunu söylüyor ve varoluşçu filozofların da karşı çıktığı işte Sartre dedi. Descartes'ten sonra Nietzsche'ye kadar olan tüm felsefeler kogitonun yani bilme yapımızın nasıl olduğuna cevap aradılar. Örneğin Kant'ın üç kritiğini hepiniz biliyorsunuzdur. Üç kritiğinde aklın bilme yapısını, nasıl davranacağı yapısını, nasıl yargı vereceğini ele alıp yani Kant da kogito'yu inceliyor ya da özneyi inceliyor diyebiliriz. İşte Heidegger böyle bir epistemolojik soruşturmayı yetersiz, eksik buluyor ve diyor ki yapılması gereken artık kogito'nun değişik formlarını içeren felsefelerden vazgeçeceğiz. Bunu işte burada saydığımız tüm filozoflar yaptı. Descartes'te başlayan tüm rasyonalist, empirist, idealist filozoflar yaptı. Hatta Diltay ve Husserl'i de onların içine katar. Her ne kadar etkilenmiş ve kendisinin ne diyelim bugüne gelme sürecinde yardım eden en önemli filozoflar olarak görse de. Örneğin Heidegger'i en çok etki eden 3 antik Yunan filozofu saydık. Parmenides, Erektos ve Anaximandros. Çağdaş'tan da Diltay, Husserl, Nietzsche, Kierkegaard. Bunları çok rahatlıkla sayabiliriz. Çünkü Nietzsche ona göre artık bu özne felsefesine son veren, insanı yaşayan, gücü isteyen, olan, olmakta olan, oluşta olan bir varlık olarak görmesi ve bunun için de sürü insanından özgür insana, özgür insandan trajik insana doğru giden bir varoluş sürecini açıklaması ve ortaya koymasıyla geleneksel felsefe son verdiğini söylemekte. Çünkü Nietzsche, Heidegger'e göre insanı bilen değil, düşünen değil, akıllı varlık değil, gücü isteyen insan olarak bu dünyada var olan, kendini gerçekleştiren bir varlık olarak görüp açıklaması açısından son metafizikçi ve batı felsefesini yerle bir eden düşünür olarak görmekte. Heidegger'in ve diğer varoluşçu filozofların karşı çıktığı diğer bir konu da bilimin ortaya koyduğu kesinlik iddiası ve bunun felsefeye de yansıtılmaya çalışılması. Yani Descartes'la başlayan özne felsefesi Newton fiziğiyle de uzlaşarak matematiğin doğruluğunu, kesinliğini, değişmezliğini, evrenselliğini felsefede de arama çabası. Hatta Heidegger bunu Husserl'in de yaptığını söyler. Çünkü Descartes rüyasında matematiğin kesinliğini görerek onu nasıl felsefeye aktarabilirim düşünür ve bütün derdi felsefeyi de kesinleştirmek. Bunu Leibniz de dener. Universal Matrix yöntemiyle özel bir dil geliştirerek felsefeyi kesin bir söylemeye dönüştürmeye çalışır ama başarısız olur. İşte Kartezyen gelenekte başlayan bu kesinlik arayışı modern bilimle de paralel giderek Husserl'de olduğu gibi bakın 20. yüzyılın hemen başında fenomenolojiyi kuran ve Heidegger'in ve tüm varoluşları etkileyen Husserl'de yazdığı kitabın adına bakalım. Kesin bilim olarak felsefe. Bakın felsefeyi o da kesin bir bilim olarak görmek istiyor. İşte Heidegger tüm bunlara karşı çıkıyor. Çünkü kesin bilim olarak felsefe ele almak demek epistemoloji, bilim temelli, bilim anlayışlı bir felsefe yapmak. Bunlardan artık çıkmamız gerekiyor. Ne bilebiliriz, nasıl yaşamalıyız, nasıl yargılamayız sorusu yerine özellikle
var olmanın anlamı nedir sorusunu sorup, bu soru çerçevesinde kendimizi nesnelerden ayırarak nasıl var olduğumuzu ortaya koyma süreci. Bu yüzden biraz önce dedim ki Nietzsche ve Husserl'den etkilenerek kendi felsefesini geliştirdiğini söyleyebiliriz. Ve varlık sorusuna bir cevap arıyorsak, yani var olmanın anlamı nedir sorusuna bir cevap arıyorsak, bu soruyu soran ve bu soruyu kendi varlığında çözebilen varlığa bakmamız lazım. Çünkü varlıkla bağ kurabilen tek varlık, kendi varlığında varlığının anlamını arayan varlıktır. Bu da Almanca terimiyle Dasein, Heidegger için, Türkçe olarak insan ya da insan olma olanağı. Dasein terim üzerine de çok tartışma var. Çevirelim mi, çevirmeyelim mi, ne diye çevirelim? Örneğin Aziz Yardımlı orada varlık olarak varlık ve zamanında kullandı. Kaan Öktem Dasein olarak bıraktı. Bazıları insan diyor, insan olma olanağı diyebiliyoruz. Birçok şekilde bu da tartışma konusu ama Heidegger'e göre Dasein dediğimiz varlık kendi varlığında var olmanın anlamını arayabilen, sorgulayabilen, çözebilen varlık. Bu da biz, siz, onlar yani günübirlik yaşamında yaşayan insan. Ama her insan kendi Dasein'ini kendi varlığında açabiliyor mu sorusunu sorduğumuz zaman orada durmamız gerekiyor. Peki Dasein kendi varlığını kendinden yola çıkarak nasıl serimleyecek? Nasıl açığa çıkartacak? İşte bunun için de fenomenoloji diyor. Çünkü yalnızca fenomenoloji ile ontoloji olanaklıdır. Çünkü fenomenoloji öyle bir yöntem ki Husserl'den alıyor. Özü görüleme, bir şeyin direkt olarak kendisini veren düşünme, var olma biçimi diyebiliriz. Bu bakımdan yapılması gereken şey geleneksel felsefi düşünme biçimlerini terk edilip ontoloji ve varoluşsal çözümlemenin fenomenolojik hermenötik üzerinden Dasein'in varlığının açığa çıkartılmasıyla olacak. Bunlar artık kategori ve kavramlarla değil, varoluşların ele alınmasıyla ortaya konulabilir. Çünkü fenomenoloji kendinde şeylerin kendilerini doğrudan gösterdikleri bir yoldur, yöntemdir. Ve burada siyah harflerle yazdığımız dördüncü paragrafta Heidegger'in söylemiş öyle. Böylece fenomenoloji ontolojiye geçiş yolumuzdur. Yalnızca fenomenoloji ile ontoloji olanı. Ve felsefe evrensel fenomenolojik ontolojidir. Ve felsefenin amacı da Dasein'in hermeneutiğinden kalkış ilkelerini alır ve Dasein'in hermeneutiğinden yola çıkarak Dasein'in varoluş serimlemesini yapmaya çalışır. O halde temel soru Dasein'in varoluşunu ortaya koymak. Çünkü bunu bilim, teknoloji, herhangi bir bilim dalı, herhangi bir teknik düşünme yapamaz. Ne biyoloji, işte insanla uğraşan bilim dalları, ne sosyoloji, ne antropoloji, ne psikoloji Heidegger'e göre yapamaz. İnsan varlığının varoluş çözümlemesini ancak ve ancak temel ontoloji yapabilen felsefe ile olanaklı olduğunu söyleyecektir. Böylece fenomenoloji ve hermeneutiği birleştirerek bir varoluş çözümlemesine girer. Şimdi peki varoluşumuz nerede nasıl açığa çıkıyor? Bunlara cevap verip yavaş yavaş sorumuza dönüp Heidegger bir varoluşçu mudur? Varoluşçuysa niçin? Varoluşçu değilse niçin sorusunu sorup biraz tartışma konusu açalım. Şimdi Heidegger'e göre Dasein ya da insan kendi varlığını öncelikle ve çoğunlukla günübirlik yaşamda
Yani monoton olarak her günkü yaşamımızda açarız, gösteririz. Çünkü biz kendimizi günlük yaşamda buluruz, fark ederiz. Fakat fark ettiğimiz bu günlük yaşamda kendimiz olmaktan çok kendimiz olmama durumu içinde kendimizi var ederiz. Biz buna varlığın üstünü örtmesi, gizlemesi, kapatması diyoruz. Yani otantik olmama hali ya da Shakespeare'in en başta olmama hali, kendimiz olmama hali. Heidegger temel olarak kendi olma haline gidiş süreçlerini ortaya. O halde Dasein'in varoluşlarının çözümlemesi günübirlik yaşamda kendi olmama halimizden kendi olma halimize doğru nasıl gitmektedir sorusunu sorup cevaplamamız gerekiyor. İşte Varlık ve Zaman bu çerçevede yazılmış bir eser. Önce felsefe neyi sormalı, bu sorusunu hangi yöntemle yapmalı ve bu yöntemle Dasein'in ya da insan denilen varlığın kendi varoluşunu kendisinden yola çıkarak nasıl açtığını ya da açamadığını ortaya koymak sorusu. Çünkü bir başka eserinde, Tekniğe İlişkin Sorgulama adlı eserinde Heidegger diyor ki modern bilim ve felsefe Descartes'le başlayan süreçte varlığın üstünü öyle bir örttü ki bu örtüşte bilim ve teknoloji varlığı çerçeveledi. Şu anda da Heidegger şu açıdan haklı. Dijital ortam, internet, sanal gerçeklik bizi öyle bir çerçevelemiş durumda ki bu çerçevelemeden çıkıp aletya dediğimiz kendini açma, görünür kılma, varoluşu ortaya koyma sürecini çoğu Dasein gerçekleştirebilir. Hatta gerçekleştirme düşüncesinde bile değil. Çünkü sanal ortamın verdiği rahatlık, düşünmemezlik, sorgulamamazlık onu sanal bir mutluluk içinde doğup büyüyüp ölmesine giden süreci yaşatıyor. İşte diyor ki çerçevelemenin verdiği tehlike geldiği noktada insanı esir etti, insanı düşünemez hale getirdi. Çünkü insan artık teknik düşünen, hesaplayıcı düşünen, tasarlayıcı düşünen. Yani biz toplayıp çıkartıyoruz. Hele son pandemiyle birlikte ve şu ekonomik krizde her şeyi hesaplıyoruz. İşte düşünün son bir haftada, bir hafta değil mi, iki yıldır benzin fiyatlarıyla hesaplıyoruz. Arabamız ne kadar doluyor, kaçlı oldu, ne oldu, her şey. Toplayıp çıkartıp bilimsel bir yolla teknik düşünüyoruz. Varoluştan uzaklaştık, Heidegger'in dediği bu. İşte varoluşu açığa çıkartma. Şimdi varoluş nasıl açığa çıkar sorusuna girmeyeceğim. Slaytlarını burada kesip şimdi asıl sorumuza geri dönelim diyeceğim ve paylaşımı da kapatayım. Kapattım mı diye düşünüyorum. Neredeydi şu paylaşımımız? Şuradan bakıyorum. En iyisi beni görüyorsunuz herhalde. Bir sorun yok değil mi şu ana kadar? Yok hocam. Tamam. Harika. Çok güzeldi. Şimdi sorumuzu soralım ve sizin de sormanız ve katkı yapmanızı bekleyeceğim. Şimdi varoluşçular genel olarak tümü daha önceki felsefelere karşı çıkıyor. Pozitivizme, realizme, idealizme, metafiziğe, aklına gelmeyecek her tür izme karşı çıkıyor. Heidegger'e karşı çıkıyor ve felsefe tarihini tahrip etmeye çalışıyorlar. Çünkü yeni bir çıkış yolu arıyorlar. Heidegger bu varoluşçu felsefelerin babası diyebiliriz, ilk durağı. Ama Heidegger kendisini varoluşçu görmüyor. Çünkü ben felsefeciyim diyor. Romancı, edebiyatçı değilim diyor. Felsefi düşünme yapıyorum diye karşı çıkıyor. Tabii bir de Heidegger'in yaşadığı dönemler, özellikle 76'ya kadar olan süreçte düşünürsek 40'lı 50'lerde 1940-50'lerde varoluşçu çok meşhurdur, çok popülerdir. Ama aynı zamanda
olumsuz olarak da ne diyelim, hor görülmektedir. Neden diye sorarsak, bunalan insanın, özellikle batılı, Avrupalı, gelişmiş insanın bunalımlarını yansıtan bir yaşam tarzıdır ve düşünme tarzıdır. Bu yüzden de belli bir insan topluluğuna yakıştırılır. Örneğin Doğu toplumları şöyle der: biz ilgilendirmez varoluşluk, biz öyle bunalımlar yaşamadık. İşte birinci, ikinci dünya savaşı, yıkımlar yaşamadık deyip varoluşçuluğu reddetmekteler. Heidegger ondan çok şunu göstermeye çalışıyor: felsefenin yeniden canlanması ve aslına dönebilmesinin yollarını aramaya çalışıyor. Ve bunu da varlıkta buluyor. Ve bunu sulandırmadan, hikayeleştirmeden ya da basitleştirmeden felsefi bir söylemle ortaya koyduğunu iddia ederek kendisini varoluşçulu olmaktan çıkartıyor. Ama varoluşçuların sorusuna, yaklaşımına, çözüm önerilerine baktığımız zaman Heidegger tüm varoluşçulara nasıl bir çözümleme, nasıl bir soru sorma ve neyi incelemeleri gerektiği üzerine temel eseri olan Varlık ve Zaman'ın diğer eserlerinde büyük bir iz bırakmıştır diyebilirim. Bu bakımdan ne varoluşçudur diyorum, ne hayırdır, evettir diyorum, hayırdır diyorum. Ortada bırakıyorum. Sizlerin görüşleriyle belki biraz daha açabiliriz diyeceğim. Buyurun, söz sizde. Figen, buyur. Hocam, bu soruyla da belki bağlantılanarak ya da bağlantılanamaz mı bilemiyorum. O en önemli kitabı, bütün düşüncesini ağırlıkla açıkladığı, temellerini açıkladığı kitabı Varlık ve Zaman'daki zaman ögesine biraz şey yapabilir misiniz? Yani zaman, dünya içine, dünyaya fırlatılmış insan, o insanın ölümlü oluşu, ölüm kaygılarının oluşu ve o varlıktaki zaman ve mekandan daha şey azade olmakla insanın ancak bunu sonlu bir varlık olarak, ölümlü bir varlık olarak kendinde açmasını ve oradan nasıl taşarak aşarak varlığa varılacağını umduğunu, ben onu çok merak ediyorum. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Benim değinmediğim ama önemli olan bir yere değindiniz. Teşekkür ederim sorunuz ve katkınız için. Şimdi tüm varoluşçu filozoflar gibi Heidegger de dedik ki varlık tarihine, felsefe tarihine karşı çıkıyor. Varlık nedir sorusu evrensel tümel alınırken ebedi ve ezeli boyuta taşınıyor. Yani sonsuzluğa yükseltiliyor. Söz dediğimiz şey, varlık dediğimiz şey hep var ve her şeyi değiştiren, dönüştüren ama kendisi hep kalıcı olan. Yani zamansız. Fakat Heidegger'e göre varlık zamanlı. Yani arkadaşımızın dediği gibi sonlu, ölümlü. Başlangıcı ve sonu var. Peki başlangıç öncesi ne var? Heidegger bu felsefenin sorusu değildir, ilgilenmiyor. Sondan sonra ne var? Onunla da ilgilenmiyor. Çünkü var olan zaman içindedir. Dünya içindedir. Bu dünyaya atılmıştır. Bu dünya derken yeryüzü diye düşünmeyelim. Yani şu oda, şu Türkiye değil. Varlık bir fiziksel dünyaya değil, anlamlar dünyasına atılmıştır. Fiziksel dünya var zaten ama fiziksel dünya varlığı var etmiyor. Anlamlar dünyası varlığı var ediyor. Bu açıdan insan dazan ya da varlık dünya içinde bir varlık olarak başı ve sonu olan, ölümlü olan bir varlık. Şimdi ölümlü olması da varlığın kendi varoluş çözümlemesi ve anlamını araması için en önemli vurgu ya da varoluşsal son. Çünkü varlık şunun farkında: bir gün dünya içinde olmayacak. Dünya içinde olmamak demek, varlığın anlamını soran varlık olmamak demek. O halde bir gün dünya içinde olmama onun geleceği ise, şu anı
nasıl olmaya, varoluşa dönüştürebilir? Bu bakımdan sonlu olmak, var olmayı anlamlandıran ve plan projelere, tasarılara doğru yönelten bir varoluş süreci yaşatmakta. Bu bakımdan Heidegger'e göre varlık geleceğe doğru yönelmiş, projelerini gerçekleştirmeye çalışan bir varoluşa sahiptir. Bu bir olanaktır. İnsan Dasein varlık olanaktır. Ama bu olanak varlığı olanaklarını fark edip gerçekleştirme sürecine girebilir, fark etmeyebilir, fark edip engellerle de karşılaşabilir. Ama Heidegger'in bütün derdi kendi olmama halinden olanaklarını fark edip kendi olma haline geçme mücadelesi veren varlığın ne olduğunu bize felsefi bir düşünmeyle ortaya koymaya çalışması. Bu noktada zamanlı, dünya içinde olması, ölümlü olması Heidegger ve varoluşçular için çok önemli, hem de kendilerini felsefe tarihindeki diğer metafizikçilerden ayıran kısımlar diyebilirim. Peki Bergson'dan oldukça farklı herhalde. Şöyle diyeyim, Heidegger'in zaman anlayışı Bergson'dan farklı, Kant'tan farklı, Hegel'den farklı, Aristoteles'ten. Çünkü zaman konusuna felsefe tarihinde işte saydık, işte Aristoteles değinmiş, Augustinus değinmiş, Kant değinmiş, Hegel değinmiş, işte Bergson değinmiş, işte Alfred Adler demiş, ama onların değindiği zaman varoluşsal zaman değil. Heidegger'in zamanı hiçbir zaman şu kolumdaki saatteki zaman değil. Dünyanın güneş etrafında döndüğü zaman değil. Ya da bir saat, iki saat değil. Yani psikolojik zamanda değil. Biyolojik zamanda değil. Varoluşsal zaman. Bu varoluşsal zaman bireye ait. Dasein'e ait bir zaman. Onu varlık, yani şöyle diyelim, zaman ve varlık özdeş. Varlığı zamandan ayıramazsınız, zamanı da varlıktan. Çünkü ayırdığınız zaman ikisi de ortadan kalkıyor. Yani işte niye baş ve son arasında varlık var? Çünkü baştan önce de zaman yok, zaman yoksa varlık yok. Sondan sonra da zaman yok, varlık yok. Zaman bu dünya içinde var olan, varlığa ait olan bir şey ve varlıkla birlikte var. Ne varlıktan önce ne varlıktan sonra. Bu bakımdan Bergson'un süre gibi zaman anlayışından çok farklı. Hocam çok çok güzel, tatmin oldum. Çok teşekkür ederim. Yani bu zamanda var oluş varlıkta olanaklılıkla ilgili bir şey. O olanaklılığı sahip olmak, kullanmak, genişletmek ya da genişletememek ve bunu işte o anlam dünyasında ve o kendi ölümlü sürecimizde bunları olanaklı kılıyoruz. Onlar bittiğinde bizim anlam dünyamız ve biz de yok oluyoruz zaten. Tamam, çok teşekkür ederim. Çok açık oldu. Ben işte ateist olduğunu söyledik. Baş ve son felsefenin konusu değil. Orası metafiziğin konusu. Harika oldu. Harika. Çok çok teşekkür ederim. Çok açık. Başka katkısı, sorusu, yorumu olan arkadaşımız. Nihal arkadaşımız el kaldı. Buyur Nihal. Hocam iyi akşamlar. Sizin sesinizi duymak çok güzel. Teşekkür ederiz değerli bilgileriniz için. Siz benzin üzerinden bir örnek verdiniz. Yani insanın toplanıp çıkarıldığı bir sistem. Şimdi bunu benzini bırakalım. Gerçekten insanın da toplanıp çıkarıldığı bir toplumda daha yaşıyoruz. Sözünü kesiyorum. Kelle örneği veriyorduk. İşte 400-300 bir kelle ya da adet ölümümüz var. Yani toplayıp çıkartıyoruz. Evet, evet, evet. Maalesef. Yani üzgünüm. Şimdi bu insan olma olanağı hocam. Yani bu kadar insanların korkutulduğu, sindirildiği, yıldırıldığı, yani çıkarlar üzerinden toplanıp çıkarıldığı bir sistemde, yani insanı değersizleştiren ve değerleri sadece vitrine koyan
bir insanın burada varlığını bir başkasının otoritesi üzerinden onun gücüyle sönümlendirdiğini düşünerek, yani ki öyle oluyor. Ben şey düşünüyorum, yani günümüzde de varoluşçuluğa çok büyük bir ihtiyaç hasıl oldu. Çünkü insan sancılı. Yani günümüz insanı anlam arayışına zemin bulacağı ve onu açımlayacağı, söylediğiniz gibi herkese de açık değil. Herkesin de projesini gerçekleştirici olanaklar kapatılıyor. Nefes almasına imkan tanımayan bu söylediğiniz bu mekanik ve teknik dünya ve yapay zeka da ayrı bir savaş alanına dönüştü hocam. Şimdi biz bununla nasıl baş edeceğiz? Yani bu yapay zeka da İkinci Dünya Savaşı'nı, Birinci Dünya Savaşı'nı aratmıyor. Çünkü insan artık varlığını, gerçekten bunu ben bir teknoloji öğretmeni olarak söylemekten hicap duyuyorum, hiç bana yakışmıyor demiş. Ama gerçekten öğrencilerimin içinde bulunduğu duruma bakıyorum. Varoluşlarını ne kadar açmak istesek de o insan olma potansiyellerini, olanaklarını karşımızda robotik bir ifade görüyoruz. Yani bunu değişik etkinliklere kanalize etmek istiyoruz. Ve ben onun için biliyorsunuz, hatırlar mısınız bilmiyorum, sizden çocuklar için felsefe şeyi alma ihtiyacı hissettim. Çünkü istiyorum ki bunlar sorsun, sorgulasın ve kendi gizli güçleri açığa çıksın. Ama çocuklar öyle bir şey oluşmuşlar ki hocam, makine insan ilişkisine girmişler ki kendilerini tamamen soyutluyorlar. Burada insanın varoluşunu, yani böyle teknik insanın ya da teknolojinin doğurduğu bir insanı daha var olur kılmak için, yani bu kapitalist dünyada, yani gerçekten hocam ya çok zor bir iş, çok zor bir iş yani. Neler yapmak gerekir? Ben sanata sığınıyorum ama yani gerçekten günümüz çocuklarının da yetişkinliğini, toplumda yaratacağı tahribatı öğretmen olarak elimden geldiği kadar şey yapabiliyorum. Ama genelde sonuç ne olur? Kaygılıyım hocam. Ben de bir varoluş krizi yaşıyorum. Bu anlamda. Haklısınız. Teşekkür ederim. Gerçekten bir teknoloji ve tasarım öğretmen olarak haklısınız. Çağımız teknik düşünme çağı. Kapitalizm de bunu mümkün olduğu kadar besliyor. Özellikle az gelişmiş ülkelerde de düşünmeyen insan yaratıp işçi ya da ucuz işçilik ortaya koymak ve azla geçinip işte Nietzsche'nin deyimiyle sürü insanı nedir? Azla yetinip çok çalışan ve sorgulamayan, var olan değerlere olduğu gibi itaat eden insan. Kapitalizm bunu yaratıyor ve bunu bilim ve tekniği de çok güvenilir bir konuma getirerek de yapıyor. Bu açıdan haklısınız. Bu nedenle son 50 yıldır yine Batılıların geliştirdiği çocuklar için felsefe yeniden Sokrates'in yaptığı gibi, Sokratik bir yöntem zaten çocuklar için felsefe, insanları düşünmeye nasıl davet edebiliriz, nasıl başlatabiliriz, düşünmeyi nasıl yaşam boyu alışkanlık haline getirebiliriz öğretmeye çalışıyor. Ama sorun çok zor, yani çözmek zor, çünkü bu kadar nüfusu kalabalık, genç nüfusu kalabalık bir ülkede ve 5 seçenekli sınav sistemi karşısında olan bir topluluğa felsefi düşünmeyi, sorgulamayı, araştırmayı, merak etmeyi nasıl öğretebiliriz ya da alışkanlık hale getirebiliriz? Gerçekten zor bir çelişki. Biz de hep şunu diyorum, işte meşhur hikaye var ya, sahildeki milyonlarca deniz yıldızından bir tane kurtarmak. Biz de onu yapıyoruz. Evet, aynı. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Figen arkadaşımız bu tekrar söz almış. Buyur Figen. Başka söz isteyen olmadığı için ben şey yaptım, açgözlülük yaptım. Hocam asla polemik konusu olsun diye değil. Asla. Fakat şimdi şeyi şaşırdım ben. Başta çok güzel bunun ortaya çıkış, varoluşçuluğun ortaya çıkışın, o varlık felsefesi olsun, diğerlerinde olsun, özgürlük arayışı, insan olanaklarını özgürce genişletme, kullanma olduğunu söylemiştik. Yani hedef insanın özgürlüğü.
Şimdi bu böyle olunca nasıl oluyor da o 1930'lar 30-40 arası 45 arası bir nasyonel şeye doğru bir eğilim, yani o bir sizce, yani sizce demeyim de çok anlamı yok ama bir şeylerden kendini koruyup kendini özgürleştirmek anlamında mı bir şeyde daha kolay yazabilsin, ifade edebilsin diye bir korku, kaygı, korunma amaçlı mıydı? Yoksa gerçekten orada ona cazip gelen, hem de fikirleri böyleyken ne tür bir bakış açısı, bir eğilim vardı da geçti? Şimdi iyice şaşırdım ben. Evet, şimdi şöyle diyeceğim, 1930'larda, 33'le birlikte Hitler iktidara geliyor. Şimdi baktığımız zaman Hitler'in iktidara gelmesi de demokrasiyle oluyor, yani seçimli oluyor. Bu yüzden Platon ta 2400 yıl önce bizi uyardı, yani demokrasi tehlikeli bir, eğer eğitim seviyesi düşük insanların oluşturduğu bir toplumda demokrasi uygulanırsa tiranlığa gider. Bunu Almanya milliyetçilik üzerinden yaptı. Türkiye inanç üzerinden yaptı bu süreci. Hepsi seçimli oldu. Ve baktığım zaman seçime gittik, kazandık. Aynı şey Hitler dedi. Ve başa geldikten sonra da bildiğini okuyorlar. Aynı şey hemen hemen birçok ülkede şu anda da geçer. Şimdi her yer bir nasyonel sosyalist olarak, bir Alman muhafazakar düşüncesine sahip olarak nasıl oluyor da insan olanakları ve özgürlüğü üzerine bir söylemde, bir varoluş çözümlemesinde bulunabiliyor? Ya da Hitler'i eserlerinde diyor ki kimseyi takip etme, kendin ol. Bir lideri takip etme, onun seçimlerini değil kendi seçimlerini yap demesine rağmen 33 yılında rektör olarak Hitler tarafından atanıyor. 10 ay sonra dayanamıyor ve istifa ediyor ama ölene kadar ne karşı çıktığını, ne yanlış yaptığını, ne benimsediğini hiçbir şekilde konuşmuyor. Şimdi böyle büyük bir düşünür nasıl olur da böyle bir tutum içine girer? Tabii bir paradoks, bir çelişki. Fakat ben onun siyasal düşüncesinden çok ortaya koyduğu kitabındaki eserlere, metinlere, cümlelere bakarak bize ne söylemeye çalışıyor? Bize bir şey verebiliyor mu? Bizim insan olma olanağımızın önünü açan düşünmeler, söylemler var mı? Ona bakmamız lazım. Baktığımız zaman gerçekten büyük bir çığır açıyor, büyük bir düşünür. Ama yaşantısı, politik anlayışı, Hitler'in partisine üye olması, sonra öğretim üyesi olarak ders vermesi yasaklanması, Almanlar da yasaklıyor, sonra müttefikler de yasaklıyor. Sonra ikisi de affediyor ama Heidegger üniversiteye geri dönmüyor, kırsal yaşamı tercih ediyor ama siyasal düşüncelerinin sorgulamasını ya da ne diyelim bir hesaplaşmasını bir şekilde açık ve net olarak verilir. Bu konuda da çok eleştiriliyor. Bilemiyorum bunu mu sormuştu Fügen Hanım ama bu şekilde. Yani. Tabii tabii. Nasıl olur da hani özgürlük savunucusuyken nasıl olur da böyle bir durumun içine düşer, nasıl bir akıl yürüttü? Çünkü söylemleri ters demiştim ama sizin anlattığınızdan başka söylenecek bir şey de yok. Ben katılıyorum. Bir örnek vereyim. Yıllar önce bir konferansta insan hakları üzerine konuşuyoruz. Öyle bir duruma geldik ki sanki ben insan hakları karşıtıymış gibi oldum. Ben cumhuriyeti savunuyorum. Karşı taraf demokrasi savunuyor. Karşı ya, olur mu hiç öyle şey? Demokrasiyi savunurken ama onların demokrasi kendi kafalarında. Yani bu iktidarın ilk dönemlerinde olan ve iktidar yanlısı bir kişinin demokrasi geldiğimiz yerde keşke cumhuriyeti koruyabilseydik. Keşke hocam. Yaşar hocamız el kaldırmış. Buyur Yaşar hocam. Kadir hocam öncelikle çok teşekkür ederim. Nefis bir sunum yaptınız. Zihin alanımda bayağı geniş bir berraklık oldu. Çok teşekkür ederim. Şimdi konum şu.
insan ya da varlık totaliter, yani mutlak monarşik durumları arzuluyor. O devletlerin oluşumunda bunların da vazgeçilmez egemenlik haklarıyla ilgili olduğunu da düşünüyoruz. Acaba bu konuda ruh mu yoksa beden mi ya da ikisi birlikte mi bu totalitarizminde etkili oluyor? Şimdi ruhun özelliği şu: sonsuzda mutluğa ulaşmak. Bedenin de özelliği şu: ben ihtiyacım var diyor. O yüzden bunların ikisinin arasında veya üçünün arasında insanlar nasıl bir yol izlemeli? Çok teşekkür ederim. Evet, insanlar niçin mutlaka kendisini teslim eder ya da katar? Dediğiniz gibi mutlaka bir sonsuz olarak düşünüyoruz. Hep var olacak diye düşünüyoruz. Bu aynı şey inanç açısından Tanrı'nın mutlaklığına teslim etmek gibi. Orada sonsuz bir yaşam olacağını ya da sizin dediğiniz gibi devletin mutlaklığına teslim etmekle de şöyle: benim yerime o her şeyi benim için sağlayacak, koruyacak, beni güvenlik içinde yaşatacak ile devlet kuruyoruz ve mutlaka çeşitli özgürlüklerimizden fedakarlık ederek katılıyoruz. Fakat sorun mutlak bu bizim çeşitli özgürlüklerimizden, haklarımızdan vazgeçerek katıldığımız konuda bize ne kadar geri dönüş yapıyor? Ve biz bunu bir müddet sonra denetleyip kontrol altında tutabiliyor muyuz? Çünkü mutlak büyük bir güç. Mutlağın karşısında katılanlar tek tek varlıklar ve tek tek varlıkları birbirinden ayrı tutarsanız da çok güçsüz oluyorlar. Bu yüzden bakın, gelişmiş toplumlarda mutlağın karşısında sivil toplum örgütleri vardır. Onlar büyük gruplar olarak gücü temsil ederler. Bir de ne vardır mutlağın karşısında mutlağı denetleyen? Yasa ve anayasa var. Onlar böyle ikide bir çiğnenen, görmemezlikten uygulanmayan şeyler değildir. Ama az gelişmiş toplumlarda mutlak hepsini yasa ve anayasaları istediği zaman uygular, istediği zaman uygulamaz. Ve bunu da karşıdakine bir şekilde ikna ederek ya da korkutarak kabul ettirebilir. Şimdi ruhun ve bedenin sonsuza doğru yönelmesi. Şimdi varlığın amacı var olmak. Yani varlığın temel, ister ruh olarak varlık, ister beden olarak varlık, var olmak ister. Kimse varlığından vazgeçemez. Bu varlığın temel istemidir. Fakat varlığın var olma istemi, yani sonsuz ve ezeli ebedi olma istemi, acaba varlığın olanağı içinde mi, kaderi içinde mi, yazgısı içinde mi, varoluşu içinde mi diye sormak gerekiyor. İşte bu soruyu sorduğumuz zaman bu soruya cevap vermede ruh ya da beden bizi değişik yerlere yöneltiyor. Örneğin kendimiz sonlu olduğumuzu görüyoruz. Nerede görürüz? Çevremizdeki insanların ölümüyle. O halde sonlu olan bu varlık sonsuzluğu nasıl yakalayabilir, ulaşabilir, kavuşabilir sorusu sorulduğu zaman değişik yollar da arıyor. Örneğin bilim insanı ürettiği bilim de arıyor. İnanç sahibi olan inancını da arıyor. Ya da farklı metafiziksel düşünceler de arayabilir. Bu da şunu gösteriyor: İnsan var olduğundan beri ölümsüzlüğü yakalamaya, bulmaya, anlamaya, kavramaya çalışıyor ya da gerçekleştirmeye çalışıyor. Ve çalışırken de Heidegger diyor ki insan kendi varlığını gizleyerek de bunu yapabilir, unutarak da yapabilir, saklayarak da yapabilir. Yani kendi olmadan vazgeçerek de yapabilir. Zaman zaman da kendi olma süreci. Çünkü varoluşlar hiçbir zaman insanın tüm varoluş hallerini tüm yaşamı boyunca her an gerçekleştirecek diye bir şey iddia etmiyorlar. Zaman zaman biz kendimiz oluyoruz. Çok kısa anlar.
O da duygular dedik, hisler dedik. O aşırı duygu ve hisler de bunu işte sanat dedi bir arkadaşımız, sanatta bulabiliyoruz. Ya da çok büyük bir tehlike karşısında, kaygı karşısında, korku karşısında, endişe karşısında, yani varlığımızı kaybetme hissi karşısında var olduğumuzu fark edip o halde var olmayı nasıl devam ettirebiliriz? İşte teist varoluş filozoflar bunu çok kolay buluyor. Varlığa katılmakla. Hangi varlık sizin dediğiniz mutlak varlık. Ama ateist filozoflar mutlak varlığı da ortadan kaldırdıkları için ancak dünya içinde var olduğumuzda varlık olarak kendimizi gösterebiliyoruz. O halde bu yaşamın her anını varoluşsal hallerimizi fark ederek yaşamanın tadını çıkartıyor bize. Onun ötesinde başka bir şey yok. Tabii bu şunu getirmiyor hiçbir zaman söyleyeyim. Öznelliği, bencilliği, egoizmi, sorumsuzluğu hiçbir varoluşçu önermiyor. Birlikte varız, birlikte nasıl yaşamalıyızın anlamını bulmak zorundayız. Hocam özür dilerim, kısa bir şey söyleyeceğim. Bu ruh dediğimiz hadiseyi birazcık açmak için o da şu, varlık felsefesinde psikoanalitik yani ruhsal deneyimlerin ön plana geçtiği ve bununla ilgili çok fazla çatışmalar yaşadığını bilmekteyiz. Ve bu yönden Zizek'in biliyorsunuz felsefesi çok farklı yönlere gidiyor. Acaba bunlardan birazcık daha sınırlama yapmamız mümkün mü? Çünkü sınırlama yapmadığımız zaman kayboluyoruz bu deryada. Şimdi tabii son yıllarda özellikle 20. yüzyılla birlikte ruh terimini filozoflar kullanmamaya çalışıyor. Onun yerine bilinç terimini, zihin terimini kullanmaya çalışıyor. Çünkü ruh teriminde bir tür tanrısallık, sonsuzluk, metafiziksel yapı, içerik var. Ama zihinde bilgi, bilme ve bilinçte özellikle fizyolojik, bedensel süreçler söz konusu. Bu yüzden bilinç ya da zihin terimleriyle, zihin yaşantıları, işte bilinç durumları ön plana çıkartarak ne olduğu, daha çok bilime yaklaşarak, bilimsel verilerden yola çıkarak bu konular tartışılmaya çalışılıyor. O yüzden nörobilim, zihin felsefesi şu anda metafizin yerini aldı diyebiliriz. Hatta yapay zekaya giden süreci de zihni bilincin süreçlerini, bilinç süreçlerini çözümleyebilirsek yapay zekayı acaba bilinçli bir varlık haline getirebilir mi sorusu da soruluyor. Ben buradan yaklaşabilirim ancak sizin sorunuza. Teşekkürler hocam. İsterseniz son bir soru alalım hocam. Ahmet abiye kaldırmış. Buyur Ahmet abi. Sorabilir miyim bir soru? Buyur. Hatta, buyurun, evet. Buyurun. Hocam. Şimdi benim tabii buraya gelmeden önce kafamda bir takım anlayış bir şeyler oluşmuştu. Ama burada tabii şimdi kendimi size verdikçe yeni şeyler de oluştu. Şimdi diyorsunuz ki varlık olmadan zaman, zaman olmadan varlık olmaz Heidegger'e göre. Ondan sonra bir de Şimdi fiziki zamandan bahsedelim. Evrenin oluşumundan önce zaman yok. Zamanın kısa tarihinde Hawking işte zaman kısa tarihi ve genç bir şeydir, varlıktır. Zaman büyük patlamayla var. Zamanın kavranması da insan zekasıyla, insanla birlikte var. Zamandan ve insandan münezzeh bir varlık anlayışı var mı Heidegger'de hocam? Bir de parantez hemen tırnak içinde şimdi aklıma geldi. Daha önce bunu hiç düşünmemiştim. Duyduğum kadarıyla tartışmalı bir şey. Bu bir kutsi hadis var. Sağlam. Buhari'de sanırım. Zamana sövmeyiniz çünkü zaman Allah'tır diyor bir rivayete göre. Peygamberimiz öyle demiş. Şimdi Muhammed bile zamana sövmeyiniz zaman Allah'tır diyorsa Heidegger de zamansız Allah, yani
varlıktan münezzeh, zaman zamandan münezzeh, varlık yoksa diyorsa. Ama Hawking de kalkıp işte zaman daha yeni bir şeydir, çocuk gibidir. 13,5 milyar yaşındadır zaman. Şimdi insan yokken bu zamanı fark eden de yok. İnsan zihninden ve zamandan münezzeh bir varlık anlayışı var mı Heidegger'de? Şimdi şöyle diyeyim. Şimdi dediniz ki ben olsam da olmazsam da bu evren var. Evet. Var. Ama siz olmasanız evreni fark edecek bir varlık var mı? Yok. Yani var. Şöyle başka insanlar var. Var. Ama o insanlar da var olduğu sürece evren var. Şöyle düşünün. Hiç anlayan, kavrayan, düşünen, bilen, sorgulayan herhangi bir varlık yok. Evren var mı? O büyük patlama var mı? Ya da şöyle diyelim. Bugüne kadar bilmediğimiz bir galaksi var mı? Ne zaman biliyorsak o zaman varlığa geliyor. Ya da yani cevap vermeyeceğim, soru soruyorum sadece. Tanrı konusuna girdiniz. Tanrı'yı anlayacak kulları olmasaydı Tanrı'ya Tanrı kim diyecekti? Tanrı varlığını nasıl kanıtlayacaktı? Tanrı ben buradayım, gelin bana inanın diyebilecek miydi? Yani bunları sorduğum zaman yani Heidegger ya da varoluşçular için zaman varlıkla birlikte var. Varlık zaman, zaman varlıktır. Varlıktan başka bir zaman söz konusu olamaz. Zamansız varlıkta söz konusu olamaz. Çünkü var olduğumuz sürece varoluşa gelip bunu da zaman içinde, dünya içinde, var olma içinde yapıyoruz. Biz ancak şöyle, bizden öncekilerin söyledikleri, bizden sonra olanların söyledikleri ile zamanı, evreni var ediyoruz. Ama gerçeklik dediğimiz şey nedir? Yani bu evren dediğimiz, yani bizim dışımızda var olan bir gerçeklik diyoruz. Peki, beş duyunuz değil de yedi duyunuz ya da farklı bilme yapınız olsaydı bugünkü evrene evren mi diyecektiniz yoksa farklı bir evreniniz, farklı bir gerçekliğiniz mi olacaktı? Gerçeklik dediğimiz şey insanın var ettiği şey. Evet. Hocam kendimi eleştirerek şimdi şeye gireceğim. Çünkü ben Heidegger'in varlık ve zamanını okumadım. Varlık ve zamanını bilincinde Heidegger'in neyi anlattığını bilmediğim için Heidegger'in sizin bildiğiniz gibi zaman anlayışını bilmiyorum. Dolayısıyla ben kendi anladığım zaman kavramı üzerinden anlamaya çalıştığım için takılıyorum. Onun için... Yok, ben size hak veriyorum. Şimdi şöyle, Heidegger istiyorum fiziksel zaman yoktur demiyor. Var, fiziksel zaman bizi günübirlik yaşamda yaşatan işte sabah uyanmamızı, işe gitmemizi, geri gelmemizi, işte tramvayı, otobüsü yakalamamızı, işte çeşitli etkinlikler, aktiviteler yapmamız için fiziksel zamanı uyuyoruz. Ama fiziksel zaman tek başına bizim varlığımızı var etmiyor. Biz var olsa zamanda kendimizi fark ediyoruz ve olanaklarımızı gerçek. Orada ben varım, buradayım. O kısa anlık, var olsa zaman ise çok anlıktır. Bir an siz diyorsunuz ki ben varım ve varlığıma yapışmalıyım, onu gerçekleştirmeliyim. Yani çoğu zaman da varlığımızı unutuyoruz. Saklıyoruz, görmemezlikten geliyoruz. Herkes gibi biri oluyoruz. Çünkü herkes gibi biri olursak onların içinde, Heidegger'in deyimiyle, onların içinde görünmez oluyoruz. Bakın, hepimiz AVM'lere gidiyoruzdur. Yanımızdan geçen insanların yüzüne bakıyor muyuz? Birileri geçiyor. Bazen çok tanıdık bile geçebilir ama hiç bakmadığımız için. Çünkü herkesten biri olarak saklanıyoruz, gizleniyoruz, yok oluyoruz, görünmez oluyoruz. Bu açıdan
Heidegger bu böyle bir varlığı, yani gerçekten görünmez olan varlığın kendisini ne durumlarda görünür yaptığı, var ettiği, ne varoluşsal yapılarında bize anlatmaya çalışıyor. Belki varlığın küçük bir kısmını ortaya koyuyordur ama koyduğu bu var olma süreçleri bizim asıl gerçekliklerimiz. Diğerleri öğrendiklerimiz, diğerlerine benzer yaptıklarımız. Bizi biz yapan ayrıcalıklarımız bizim varoluş hallerimiz. Çok teşekkür ederim hocam. Ben de teşekkür ederim. Çok teşekkürler Kadir hocam. Çok sağ olun. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Şey sorusu değil ama ben bir tane şeyi sormak istiyorum. Aha, buyur, size gösterdiğiniz slide var ya hocam. Onun evet. Başında da sonunda da yine yararlanacağımız şeyler vardı ama tabii değinecek zaman olmadı. Acaba mahsur var mı onu bizim gruba gönderseniz? Yok, ben Merve Hanım'a